Kelebek etkisi kavramı ilk kez 1950'li yıllarda hava tahminlerinde doğrusal modellerin etkisiz olduğunu keşfeden ve bunun üzerine hava durumunu tahmin etmenin başka bir yolunu araştıran meteorolog ve matematikçi Edward Lorenz tarafından kullanıldı. Hava durumu tahminini modellemek için yaptığı deneyler sonucunda başlangıç koşullarındaki küçük bir değişikliğin uzun vadede muazzam sonuçları olduğunu gören Lorenz, bundan dolayı hava koşullarının uzun vadede tahmin edilmesinin mümkün olamayacağı sonucuna vardı. Daha basit bir dille, hava durumu tahmin modellerinin doğru olmadığını, çünkü başlangıç koşullarını kesin olarak bilmenin imkansız olduğunu keşfetti ve bu koşullardaki çok küçük bir değişikliğin sonuçları büyük oranda değiştirebileceği teorisini ortaya koydu. Lorenz bu kavramı herkes için kolay anlaşılır kılmak için kelebek etkisi benzetmesini kullanmaya başladı. Kelebek etkisi küçük şeylerin karmaşık bir sistem üzerinde doğrusal olmayan etkileri olarak tanımlanıyor. Brezilya'da bir kelebeğin kanatlarını çırpmasının Teksas'ta bir hortum oluşturması gibi. Dünya tarihinde de küçük bir detayın nasıl dramatik değişimlere yol açtığını gösteren pek çok olay var. İşte dünya tarihi açısından baktığımızda kelebek etkisine örnek olabilecek en popüler olaylardan bazıları şunlar. ...1900'lerin başında genç Adolf Hitler, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurdu ve muhtemelen Yahudi olduğu tahmin edilen bir profesör tarafından başvurusu reddedildi. Ancak Hitler sanat okuluna kabul edilseydi belki de kendini soykırıma değil, resim ve sanat faaliyetlerine yönlendirmiş olacak ve yaşanan Yahudi soykırımı da dahil pek çok trajik olay belki de hiç gerçekleşmeyecekti. Her iki dünya savaşının da katalizörü olarak kabul edilen olayla ilgili az bilinen bir gerçek, bunun neredeyse gerçekleşmesinin tesadüfen olmasıdır. 1914'te genç bir Bosnalı Sırp milliyetçisi, Arşidük'e suikast düzenlemek için diğer iki arkadaşıyla birlikte Saraybosna'ya gitmişti. İlk suikast girişimi başarısız olmuştu. Arşidük'ün arkasındaki arabanın altında bir bomba patlamış ve sadece o arabanın içindekiler yaralanmıştı. Bundan sonra Arşidük'ün şoförü hızlı bir şekilde olay mahallinden uzaklaşmak için girdiği caddeden geri dönmeye çalışırken tesadüfen Sırp saldırgan da sandviç yemek için aynı cadde üzerinde yer alan bir kafeteryada oturuyordu. Ve önüne gelen fırsatı da bu defa kaçırmadı. Eğer Arşidük'ün şoförü rotasını çevirmeden yoluna devam etmiş olsaydı Sırp genç Arşidük ile eşini öldüremeyecekti. Belki de iki dünya savaşı da hiç yaşanmayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri başlangıçta mühimmat fabrikasını hedef alarak Japon şehri Kuroko'yu bombalamayı amaçlamıştı. Saldırının planlandığı gün bulutlu hava koşulları uçaktaki Amerikalı askeri personel tarafından mühimmat fabrikasının görülmesini engelledi. Pilotlar pes etmeden önce uçak şehrin üzerinden 3 kez geçti. Sığınaklarda toplanan Japonların onları yok etmeye hazırlanan uçağın uğultusunu duymamış olması imkansızdı. Çok vakit kaybedilmesi ve artan görünürlük sebebiyle risk almak istemeyen pilotlar hedef olarak Nagasaki'ye rotalarını çevirdi. Bu anlık kararın sonuçları muazzamdı. O gün bulutlu olmasaydı tarihin ne kadar farklı olabileceğini tahmin edebiliriz. Kuroko bu yüzden bazen Japonya'nın en şanslı şehri olarak anılır. Hepimiz hayatımızı dünyayı kurtaran adam olarak anılan Vasily Arkhipov adlı bir Rus donanma subayına borçlu olabiliriz. Küba füze krizi sırasında Arkhipov, Küba yakınlarındaki nükleer silahlı bir Sovyet denizaltısında görevliydi. ABD donanmasına ait bir destroyer grubu ve bir uçak gemisi Sovyetlerin nükleer silahlı denizaltısını ablukaya almıştı. Amerikalılar denizaltıyı tespit etmek için yüzeye çıkmaya zorlayan bombalar atıyordu. Denizaltı ABD donanmasından gizlenmeye çalıştığından radyo sinyallerini izleyemeyecek kadar derine inmişti. Mürettebatın yukarıda neler olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Kaptan Savitski savaşın başlamış olduğu düşüncesine kapılarak nükleer bir torpido fırlatmaya hazırlandı. Ancak bu kararı oy birliğiyle alması zorunluydu ve Arkhipov karara itiraz etti. Eğer torpido fırlatılsaydı oluşacak olan nükleer bulutlar Moskova, Londra ve Almanya'yı sarabilir ve İngiliz nüfusunun belki de yarısını yok edebilirdi. Sonuç dünya çapında bir nükleer soykırım olabilir ve diğer ülkelerin buna karşı misilleme yapması sonucu işler iyice çığırından çıkabilirdi. ...1986'da Çernobil nükleer santralinde yapılan bir test ters gitti ve Hiroşima'nın bombalanması sonucu ortaya çıkan radyasyonun 400 katı serbest kaldı.
Radyasyondan kaynaklanan birçok ölüm ve doğum kusuru ile 115 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bugün bile bazı bölgeler ziyaret edilemeyecek kadar tehlikeli olmaya devam ediyor. Ancak bu durum çok daha kötü de olabilirdi. İlk patlamadan sonra 3 fabrika çalışanı ikinci bir patlamayı önlemek için su altı vanalarını kapatmaya gönüllü oldu. Radyoaktif suyla dolu karanlık bir bodruma dalmayı isteyen bu 3 kahraman tarafından eğer vanalar kapatılmasaydı, Avrupa'nın yarısı yıkılıp yarım milyon yıl boyunca yaşanmaz hale gelecekti. Rusya'nın ve Ukrayna'nın büyük bir bölümü insan yaşamına uygun olmayacaktı. Bu bir avuç örnekten dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu ve başlangıçta önemsiz gibi görünen küçük olayların etkilerinin ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini, başka bir ifadeyle kelebek etkisini görebiliriz. Son olarak kelebek etkisini konu alan çok sayıda güzel film çekilmiş durumda. Konuya ilginiz varsa bunları da izlemenizi öneririm.